Çok uzaklardan, yani Tayland'ın başkenti Bangkok'tan herkese merhaba. Size etrafı gezdirmeye başlamadan önce hadi her şeyin başına gidelim. Bangkok'a geldiğinizde, ilk havalimanına indiğinizde yapmanız gereken ilk şeylerden bahsedeceğim. Saatler süren bir uçuşun ardından Bangkok'a hoş geldiniz. Bangkok'ta iki havalimanı mevcut. Birincisi iç hatlar ve dış hatlar için kullanılan Suvarnabhumi Havalimanı. Şu anda ben de içinde bulunuyorum. İkincisi ise Don Mueang Havalimanı. Daha çok iç hatlar için kullanılıyor. Tayland bizim için vize istemiyor. Pasaport kontrolünü geçip valizinizi aldıktan sonra çıkışa doğru yönleneceksiniz. Çıkışa geldiğinizde ikinci katta, yani gelen uçuşlar katında bulunuyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken iki şey var. Öncelikle yanınızda getirdiğiniz euro ya da dolar bir miktarını Tay bahtına çevireceksin. Çünkü transport ya da taksi için ihtiyacınız olacak. Havalimanından çıkmadan önce de ikinci yapmanız gereken bir şey ise internet sorununu çözmek. Eğer Türkiye'den gelirken hattınız buraya açık değilse hemen gidip havalimanından bir sim kart almanız gerekiyor. Hadi bu ikisini hep birlikte yapalım. Çıkıştan geçtikten sonra hemen gözünüze sim kartı alabileceğiniz firmalar çarpacak. Biri kırmızı renkli True isimli, ikincisi yeşil Ais 5G ve burada görüyorsunuz para çevireceğimiz yer mevcut. Hemen buradan bir para çevirelim. Paramızı çevirdik. Gidip buradan yeşilden bir tane I want to get a sim card. 8-10 days. If you stay here 10 days, maybe you can take for 8 days or 15 days. Ulaşımdan bahsetmek gerekirse şu anda ikinci kattayız. Birinci kata inerek taksileri bulabiliriz. Birinci kattan dışarı çıktığımızda taksilerin bulunduğu yere geliyorsunuz. Ama şimdi direkt girip de bir tane taksiye giremezsiniz. İlk önce buradan gelip taksiler için kuyruktan sıra almanız gerekiyor. Görüyorsunuz solda büyük taksiler, normal sıradan taksiler ve kısa mesafe giden taksiler. Buraya girip buradaki makinelerden sıra almanız gerekiyor. Sıra aldıktan sonra bu makineler size burada yukarıda yeşille yazılı olan sıraları gösteriyor. Makineden çıkan sıraya göre burada yeşille gösterilmiş sıralara geliyorsunuz ve taksinizi buluyorsunuz. Taksiye nereye gitmeniz gerektiğini söylüyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi taksiyi kullanmak değil de eğer metroyu kullanmak istiyorsanız sizin gitmeniz gereken yer bir kat aşağısı. Yukarıda tabelada görüyorsunuz Airport Rail Link, yani tren hattı diyor. Şimdi buradan burada BFL yazan kısma geliyorsunuz. Yani birinci katın da aşağısına, basement'a inerek tabelaları takip ederek aslında çok kolay metroyu bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi metroya girmeden önce bu makinelerden bir jeton alacaksınız. Ama gideceğiniz mesafeyi seçmeniz gerek. Sadece 7 tane gidebileceğiniz yer var. Bu makinelerden jetonlarınızı aldıktan sonra gitmeniz gereken, yani otelinizin bulunduğu yere göre ulaşımını sağlayabilirsiniz. Bu kadar tanıtım yeter. Hadi Bangkok şehrinin içine girelim. Artık şehri keşfetmeye başlayalım. Havalimanından çıktınız. Şimdi sahip olmanız gereken bazı aplikasyonlar var. Google Maps kesinlikle cep telefonunuzda olması lazım. İnternetiniz nasıl olsa artık var olduğunu düşünüyorum. Google Maps burada yolunuzu bulmak için sizin tek yardımcınız olacak. İkincisi tabii ki ulaşım. Bolt diye bir uygulama var. Uber'e benziyor. Bolt'la birlikte ulaşımınızı taksi aramaya çalışmadan kolaylıkla bulabilirsiniz. İkincisi yine Bolt'a benzeyen bir uygulama Grab. Bu uygulamayı genelde lokal Taylandlılar kullanıyor. Ama buradan yemek de sipariş edebiliyorsunuz. Grab biraz daha pahalı Bolt'tan ama o da güvenilir ulaşım aplikasyonu. Sanam Chai, Mavi Metro'dan zaten çıkar çıkmaz hemen karşınıza Wat Pho geliyor. Yani Reclining Buddha, yatan Buddha. Bilet sırası çok fazla durun değil. Mavi Metro ile gelip Sanam Chai'da inerseniz zaten Wat Pho ve Grand Palace'ın yanında bulunuyorsunuz. Bence bu yatan Buda'nın yanından başlamak en iyisi olur. Yatan Buda'dan sonra da Grand Palace'a geçebilirsiniz. Bilet 300 baht. Sadece keş. Okay. Biletimizi aldık. Şöyle ilerleyelim bakalım. Buradan geçeceğiz. Biletimizi verdik. Kolumuza diskoya girer gibi bir damga aldık. Yatan Buda'yı gezelim. Yatan Buda'nın bahçesindeyim. Farklı odaları var. Odaların içinde meditasyon ve dua için alanlar var. Bangkok'ta ilk gelmeniz gereken yerlerden biri aslında. Saat şu anda 10.30. Erken başlamaya çalıştım gezime ama bu trafikten dolayı otelim de biraz uzakta. Burada haritada görüyorsunuz. Metro ile geldim. O da 1 saat, 1,5 saate yakın sürdü. Eğer siz de metro ile gelirseniz ilk başlamanız gereken yer ya Wat Pho olacaktır, yani Yatan Buda, ya da Grand Palace olacaktır. Bu büyük binada Yatan Buda bulunuyor. İçeri girerken ayakkabılarınızı bu poşetlerin içine koymanız gerekiyor. İçeri girdik. Evet. Karşınızda 18 metre yüksekliğinde ve 49 metre uzunluğunda Yatan Buda. Yatan Buda'ya girerken kıyafet zorunluluğu yok. Yani şortunuzla girebiliyorsunuz. Sadece ayakkabınızı çıkartıp bir böyle poşetin içine koymanız gerekiyor. Bana sorarsanız en güzel kısmı bu Buda'nın ayakları. Ayağının altında çok farklı çeşit çeşit desenler var. En göz alıcı kısmı bu bence. 49 metre genişliğinde tabii ki ama 18 metre uzunluğundaki Yatan Buda. Bangkok'ta Mart ayı, bugün 5 Mart. Hava gerçekten sıcak çünkü Mart ayı Bangkok'ta yaz ayı, tatil ayı. Yatan Buda Tapınağı'ndan çıkıp hemen yanında bulunan Grand Palace'a geçiyorum. 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Benim listemde Grand Palace bence Bangkok'un en önemli görülüp gezilmesi gereken listenin başında geliyor. Ama ben yürüme yolum olarak 2. sıraya aldım. Evet, Grand Palace'ın önüne geldik. Umarım çok kuyruk yoktur içeri girmek için. Entry. You have long path, no. I have it. Second gate. Oh my god. Beni bu kısa şortla sokmayacaklar. Onun için bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Entry. Next which one artık. Galiba bana bunu yaptırmak zorunda bırakacaklar. Neyse, hazırlıklı gelmiştim. Şunu şöyle. Bunu da böyle geçirirsek galiba, al işte sana uzun pantolon. Kim pantolon giyer ki Bangkok'ta? Alalım seni. Sadece turistler giyer galiba. Burada görüyorsunuz kıyafet zorunlulukları. Biletimizi aldık, pantolonumuzu giydik, siyahlara büründük. Niye siyah aldıysam bu sıcak günde? Baştan söyleyeyim, Grand Palace'ın içindeyiz. Video biraz sallantılı olabilir. Yavaş yürüyerek etrafı anlatmaya çalışacağım. Çünkü kamerayı stabilize eden gimbal'ımı elimden aldılar. Şimdi Grand Palace'a giriş 500 baht. 8'den 15.30'a kadar açık. Dikkat etmeniz gerekiyor. Öğlen serinliğinde gelim, akşam gelim dediğinizde burayı kapalı bulacaksınız. Şu anda saat 11'i çeyrek geçiyor. Grand Palace'ın, yani Büyük Saray'ın içindeyim. 1787 yılında yapılmış Siam Kralı tarafından ve başkent buraya, Bangkok'a taşınmış. Ayutthaya'dan buraya taşınmış. Dört tarafı duvarlarla çevrili, dörtgen şeklinde. İçinde Wat Phra Kaew adlı bir tapınak da bulunuyor. En gizli tapınaklardan biri, çünkü bu Grand Palace'a girmeniz gerekiyor onu görmek için. Bu tapınak efsanevi Buda, Emerald Buda denen efsanevi Buda'nın da evi olarak kabul ediliyor. Bu 1780 yılından itibaren her gelen kral komplekse bir şeyler eklemiş, büyütmüş, bölümler eklemiş, yeni binalar eklemiş ve en sonunda bu büyük halini almış. Burası Pra Ubusot, şapel olarak geçiyor. Büyük sarayın içinde. İçeri girmek için ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Çok kalabalık olduğunu söylemem gerekiyor öncelikle. Bangkok'un en ikonik yeri olduğu için en kalabalık yeri de burası. Büyük saray içinde Pra Ubusot, Buda'nın meditasyon yapmaya geldiği yerlerden de biriymiş. Ofis binaları yanındayız. Hala kullanılıyor. Burada devlet çalışanları krala hala hizmet ediyor. Yani yakın zamanda kraliyet de burada. Grand Palace'ın yani büyük sarayın içinde yaşarmış. Ama artık burada yaşamıyormuş. Yeni kral Grand Palace'ta değil başka bir yerde yaşamayı tercih etmiş. Artık bura eski kraliyet sarayı diye geçiyor. Şimdi de eski kraliyet sarayının bahçesindeyiz. Grand Palace'tan çıktım. 300 metre ilerisinde Prahan Market diye bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Çünkü çok yakın. Bangkok'ta gezilmesi gereken yerlerin listesinde ben ilk günde 3'e koyuyorum. Neden? Çünkü yolumun üzerinde. Grand Palace'a çok yakın. İngilizcesi Amulet Pazar diye geçiyor. Ve tılsımlı market denebilir. Şimdi yürümeye devam ediyorum. Tılsımlı cadde denen yer burası. Bildiğin Adana Mısır Çarşısı. Yani benim çocukluğumda öyle bir yer vardı. Adana'da Mısır Çarşısı derdik. Kötü de kokuyor yani biraz. Güzel şeyler. Koyunlar böyle. Bunları tanrı olarak yanlarında taşıyorlar biliyorum. Ya da kolye uçları olarak. Mesela şunlar evlerde dekorasyon tanrı olarak bulunduruyorlar. Bunları iyi biliyorum. Birçok arkadaşımın evinde görmüştüm. Kapalı çarşı gibi ama tabii ki biraz Antep'in bu Bakırcılar Çarşısı'nı da andırıyor. Tabii bakırlar yerine, bakır çanaklar yerine budalar var. Çeşit çeşit budalar var hem de. Her çeşit buda var. Oh biraz serinmiş burası ya. Burası iyiymiş. Yani gelmeye değer mi? Bilmiyorum. Ama yine de görmek isterseniz, belki bir şeyler almak isterseniz gelebilirsiniz. Böyle küçük küçük budalar var. Cadde cadde. Kapalı çarşı oldu şimdi de. Üstü kapalı. Bakın burası böyle dar bir cadde. Klimalı yerler. İçerilerde klima çalışıyor. Onların kliması böyle dışarıya vuruyor. Yine küçük taşlar. Bu da heykelleri. Sevimli bir keşiş. Aldık mı bilmiyorum. Şişman sevimli bir keşiş. Burada yaşlı bir keşiş. Uyuyan bir dayı bıkmış. Güzel yerler. Şuradan devam edelim. Çıkalım. Şimdi buraya doğru aslında gelmemin sebebi bu Prahan Market yani Amulet Market'e. Buradan karşıya geçebilirim. Nehrin karşısına geçebilirim. Şimdi orada bizi zillerin tapınağı denen bir tapınak yani Temple of the bells diye bir tapınak bekliyor olacak. Karşıya geçelim. Evet 5 baht civarı bir ücrete karşıya geçmiş oldum. Şimdi haritada görüyorsunuz. Tılsımlı marketin içinden geçerek hemen karşıya geçtim. Çanlarıyla ünlü bir tapınak var. Onu da gezmek istiyorum. Çünkü o tapınaktan sonra Wat Arun'a gideceğim. Oradan da 15-20 dakikalık yürüme mesafesinde ama büyük ihtimal motorlu bot tutarım. Bangkok'tan bir yerden bir yere geçerken kesinlikle bu botları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Birincisi çok ucuzlar. İkincisi köprülerden geçeceğinize oba. Bu botlarla hemen Bangkok'un trafiğinden kaçarak karşıdan karşıya geçebiliyorsunuz. Karşıya geçer geçmez istemeden de olsa bir marketin içine girdim. Çeşitli yiyecekler. Hop hemen çekiyorum. Tavuk kanadı, sosis. Bunlar domuz sosisler biliyorum. Yine tüm tavuk. Karşıda meyveler. Evet, karşıya geçip 6 dakikalık, 7 dakikalık bir yürüme mesafesinde başka bir tapınak karşımıza çıkıyor. The Temple of the Bells. Taycasını hiç sormayın. Telaffuz bile edemeyebilirim. Burada yazıyorum size. Haritada görüyorsunuz. Belki sesleri de duymaya başladınız. Çanlı Tapınak deniyor buraya. Yaldızlı çanlarıyla ünlüymüş. Bakalım, girelim. Görülmesi gereken yerlerden değil ama böyle bir rota çizdiğim için buradan da geçmek istedim. Galiba giriş ücretli değil. Hemen yukarı çıkacağız. İçine girelim. İçini görelim. Ayakkabımızı çıkardık. Sessiz. Böyle. Ama birkaç çan duydum ama çanları göremiyorum. Şurada yukarıdalar. Burada çatının yanına yapmışlar. Rüzgarlı bir günde şıngır şıngır ötüyor olsa gerek. Bahçesi de yine sıradan. Çok özel değil aslında. İlla gezilmesi gereken bir yere benzemiyor. Yine de yolumun üstünde olduğu için gezdim. Buradan yakın mesafede olan Wat Arun'a geçeceğim. En önemli tapınaklardan biri Bangkok'ta. Ama 19 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Bu sıcakta saat 12'de bunu çekemeyeceğim için motosikletli Bolt çağırıyorum. Bangkok'taki bir başka önemli tapınağa gelmiş bulunuyorum. İçeri giriş 200 baht. Böyle sanki kolpa bir yan firma satıyormuş gibi bileti. Ama içeri buradan giriliyor. Bu nehrin karşılığındaki gezeceğim son yer. Temple of the Dawn. Wat Arun'a gelmiş bulunuyorum. Nehrin karşısında. Wat Pho'nun da karşısında bulunuyor. Diğer tapınaklara çok benzemiyor. Gördüğünüz gibi böyle kat kat yapılmış, 70 metre yüksekliğe kadar çıkan bir kulesi bulunuyor. Eskiden Emerald Buddha burada yaşarmış, evi burasıymış. Ama Grand Palace yapıldıktan sonra böyle 1760'lı yıllarda Grand Palace yapıldığında dediğim gibi Emerald Buda'nın evi bu büyük sarayın içine taşınmış. Wat Kaew'in içine. Burası Wat Arun. Wat Arun da Tayland'da görülmesi gereken yerlerden en önemlilerinden, neredeyse en önemlilerinden biri. Çünkü hemen Bangkok'taki nehrin yanında bulunuyor. Harika bir manzara oluşturuyor. Bangkok'un simgelerinden biri aslında. Tapınağı bu küçük koruyucular olarak adlandırılan ikonların tuttuğu ve yukarı doğru kaldırdığını görüyorsunuz. Yani bu kuleyi omuzlarının, ellerinin üstüne alarak cennete doğru kaldırdıkları iddia ediliyor. Böyle merdivenlerinden yukarı çıkabilirsiniz. İlk yapıldığında bu porselenler eklenmemiş. Bu porselenler yokmuş. Bu porselenler yokmuş. Porselenler sonradan eklenmiş Wat Arun'un yapısına. Evet, Wat Arun'u da gezmeyi bitirdim. Şimdi tekrar karşıya, nehrin karşısına geçiyorum. Çünkü orada gezmek istediğim bir çiçek marketi var. Wat Arun'dan nehri geçip orada çiçek pazarının içine geldim. Bak, Klong Talat diye geçiyor. Talat zaten market demek. Çeşitli çiçek. Heh. Şundan bizde de yapılırdı. Çok güzel olurdu. Ya gül var burada. Galiba bildiğim tek çiçek çeşidi gül. Kadınlar sürekli çiçekleri örmeyle, onlardan bir taç, bir çelenk yapmayla uğraşıyor. Sanki tekstil konfeksiyon fabrikası gibi böyle birlikte yan yana oturmuş çalışıyorlar. Çiçek örüyorlar. Çiçekleri böyle iplerden geçiriyorlar. Çelenk yapıyorlar. Demek ki sürekli satılıyor çiçekler. Çok ucuzlar. 20 bahta, 15 bahta çiçek satın alabilirsiniz. Bir ananas paketi, küçük bir muz, bir de bambu. Bambuyu ne yapıyor acaba? Yiyorlar mı? Fikrim yok. Bangkok'un en ünlü çiçek pazarı. Haritada görüyorsunuz. Bak, Klong Talat diye geçiyor. Ya o kadar çok paketlenmiş çiçek var ki. Yani gidiyor ki, ya şuraya bakın. Yani bunlar satılıyor ki bu kadar çok çiçek paketlenmiş. Şuraya bakın. Seri üretim yapılıyor resmen. Aslına bakarsanız çiçek marketi de bu kadardı. Buraya gelip çiçek satın alabilir ya da içecek bir şeyler, yiyecek meyveler bulabilirsiniz. Buradan sonraki durağım buraya biraz uzak. Onun için taksi tutacağım. Wat Saket diye başka bir tapınak. Aslında bugün gezmek istediğim son yer. Orası da bir tapınak ama önemli tapınaklardan biri. Wat Saket yani Golden Mount tapınağı bir zamanlar Bangkok'un en uzun binasıymış, 77 metre. Üstünde 5.8 metre uzunluğunda saf altından yapılmış Stupa adı verilen bu Budist inanışında Dharma'yı, öğretilerini yayan tapınakların ya da yapıların üstünde bulunan bir ince uzun sivri kule. Wat Saket'ti bu altın stupa ile ünlü. 344 merdiven yukarı çıkacağız. Merdivenlerin etrafı göz alıcı. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi çevireceğim. Siz de göreceksiniz. Bu nedenle 344 merdiven çok da zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Galiba toplamda şu ana kadar 8 yer gezdim ve 800 baht harcadığımı düşünüyorum. 500 Grand Palace'a, 200 Wat Pho'ya, buraya 100 baht, Wat Arun'a 300 verdim galiba. O zaman 1100 baht harcadım şu ana kadar. Yani bilmiyorum, Türk lirası olarak 1000 lira gibi bir şey yapsa gerek. Wat Saket Tapınağı geçmişte, tarihte önemli bir yere de sahip. 1820 yıllarında bir salgın yaşanmış ve 30.000 kişi hayatını yitirmiş. Bu 30.000 kişinin ölü vücutları buraya getirilmiş. Buraya getirilme amacı ise bunların yakılması ve ortadan kaldırılmasıymış. Ama bu tapınaktaki çalışanlar bununla başa çıkamadığı için tapınağın etrafında bulunan topraklara, arsalara artık birikmeye başlamış. Bu birikmeden dolayı da Wat Saket Tapınağı'nın etrafına akbabalar gelmeye başlamış. Bu akbabalar da Wat Saket akbabaları adı olarak tarihe geçmiş. Wat Saket Tapınağı'nın içinde de burada bir tane akbaba heykeli var. Tapınağın etrafında toplanmış olan akbabaları simgelemekte. Daha yarıya kadar geldik ama hayatın hızlı aktığı Bangkok'un telaşının yansıdığı gökdelenler görülebiliyor. Devam edelim. Ayakkabınızı çıkarmayın yazıyor burada. Yani burada ayakkabınızı çıkarmanıza gerek yok. Devam edelim. Budalar, yatan Buda, oturan Buda, sunan Buda, yeşil Buda. Ha, işte burada. Şöyle bir etrafını dolaştıktan sonra yukarı çıkışı buluyorsunuz. Ciddi misin? Hiç yukarı çıkış yok. Hadi canım artık ya. Bu soygun. Yani aşağıda demiyorlar da. Yukarısı tamamen kapalı diye. Bangkok'un merkezindeki görmemiz gereken, birbirlerine yakın olan neredeyse her yeri göstermiş oldum. Bu birinci günüm aslında. Şu anda birinci günüm bitti ve kızarıklığımı görebiliyorsunuz. İkinci ve üçüncü günlerde görüşmek üzere. Bangkok'ta ikinci günümüzde Chinatown'dayız. Hemen Chinatown'un içindeyiz. Görüyorsunuz. Chinatown'a evet sabah gelebilirsiniz çünkü sabah her tarafta meyveler, yemekler, sürekli yiyecek satan dükkanlar açılıyor. Akşama da yine restoranlar açılıyor. Gündüz gözüyle görmeniz önemli ama kime sorarsanız sorun Chinatown'a akşam gelmeniz gerektiği söyleniyor. Çünkü ışıklarla, renklerle harika gözüküyor. Çin bölgesinin hemen belki 10 dakikalık yürüme mesafesinde Wat Traimit diye bir tapınak bulunuyor. Bu tapınağın özelliği içinde altın bir Buda'nın olması. Buda tamamen altından yapılmış. Onun için bu tapınağa geldik. Giriş 100 baht. Şimdi içeri giriyoruz. Dışından da güzel bir tapınak. Buraya geldiğinizde fotoğraflarını da çekin. Şimdi Temple Traimit'in içine doğru giriyoruz. Bu 5 ton ağırlığında Buda heykeli. Video çekilmiyormuş ama siz birazcını gördünüz. Şimdi demek istediğim Buda 5 ton ağırlığında Ayutthaya'dan getirilmiş. Ayutthaya Burma ordusu saldırdığında önce dışı My video. Ayutthaya saldırıldığında bu Buda'ya dışını sıvayla kaplamışlar. Yani değerinin belli olmaması için. Başından aşağı kalan kısmı %46. Boyun ve yüz kısmı %86. Ve saçı ve örgü tarafı %99 altından yapılmış. Değeri ise 250 milyon dolar. Bu da 5 ton ağırlığında Ayutthaya'dan buraya dediğim gibi sıva içinde getirilmiş. Buraya geldiğinde etrafında sıva kaplı olduğu için önceden değeri bilinmiyormuş. Ama sıva işçiler tarafından buraya taşıma esnasında çizilmiş ve altından yani sıvanın altından bu Buda'nın altın olduğu ortaya çıkmış. Ve ondan sonra da burada bu şekilde tekrar gösteriyorum. Buraya gelip Wat Traimit'te bu altın Buda'yı görebilirsiniz. Çin bölgesinin içinden, daracık yollardan, farklı dükkanların arasından zorla gelerek, gerçi 500 metrelik yolu galiba bir yarım saatte falan yürüdük kalabalıktan dolayı. Şimdi Ong Ang Kanalı'nın yanındayız. Ong Ang Kanalı da sabahları güzel. Solda ve sağda yine restoranlar, lokantalar bulunuyor. Akşamı da burası çok canlı. Akşam da herkes böyle sokaklara ya da işte burada yollara çıkıp şarkılar söylüyor. Tabii ki restoranlar açık, ışıklar canlı oluyor. Burayı hem sabah hem akşam görmeniz gereken yerlerden de biri. Tarihi yerleri gezdik, Bangkok'un ucuz Çin pazarlarını, sokak yemeklerini gösterdik. paraları nerede harcayacağız diye soruyorsanız size IconSiam'ı veriyorum. IconSiam alışveriş merkezi tam bize göre. En alt katından en üst katına kadar 7 ya da 8 katlı bir alışveriş merkezi. Yine Bangkok'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri. 500.000 metrekare, 700'den fazla dükkan var içinde. Karşımda yine terası var. Nehrin kenarında, Bangkok Nehri'nin kenarında terası. Yine en alt katında bir Çin sokak yemeklerine, böyle floating markete benzeyen caddesi var. En üst katında yine yemek yiyebileceğiniz restoranlar var. Yani IconSiam paranızı harcayabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz harika, Bangkok'un o koşuşturmasından kaçacağınız bir yer. Burası da kalabalık ama biz alışveriş merkezlerini severiz. Eğer IconSiam yeterli gelmediyse IconSiam'den sadece 2 metroyla gelebileceğiniz Siam Paragon. Hemen Siam Paragon'dan çıkıp istasyona doğru yürüyorsunuz. İstasyonda geçince bu sefer de Siam Sentra ve Siam Meydanı'na giriyorsunuz. Biraz Kore dizaynında tertiplenmiş bir yer ama büyük bir alan. Yine alışveriş yapabileceğiniz, günü geçirebileceğiniz çok canlı yerlerden biri. Ve karşınızda canlı Siam Meydanı. Ve Siam Meydanı'ndan bir videonun da sonuna geldiğimizi duyurmak istiyorum. Bangkok'u da 2 günde gezmiş olduk. Önemli yerleri gösterdim, caddeleri gösterdim, eğlence mekanlarını gösterdim, meydanları gösterdim. Bence Bangkok en güzel böyle gezilir. Buraya kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda Tayland'ın diğer videolarında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.